Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda şöyle söyleyeyim, nasıl yaparız adlı bir video olacak. Normalde kurier, yani Tornio kurier yazımız bizim şurada orijinali. Ama ben bunu ortaya aldım. Şu anda yani popüler olan bir uygulama diyebilirim. Sadece Tornio yazısını ortaya aldım. Dileyen şu kısma kurier yazısı da ekleyebilir. O da belki ilerleyen zamanda yapabilirim. Şimdi bunu nasıl yaptık arkadaşlar? Şuradaki orijinal yazımızı elimizle bile sökebiliriz. O derece, yani çift taraflı bantla tutuyor zaten. Elimizle bile sökebiliriz. Bunları söktükten sonra kalanı temizliyoruz. Daha sonra o zemini temizliyoruz. Ben dezenfektanla temizledim, alkol bazlı olduğu için. Siz de istediğiniz şeyle temizleyebilirsiniz. Önce bir taraflı bandın kalıntılarını tırnak yardımıyla ben aldım. Daha sonra kalan kalıntıları sildim. Daha sonra bu harflerin altını tek tek temizledim arkadaşlar. Daha sonra bu harflerin arkasına ben çift taraflı bant yapıştırdım. Silikon çift taraflı bant. Hemen şimdi fotoğrafını da ekleyeceğim. Bu görmüş olduğunuz şekilde harflere çift taraflı bant yapıştırdım. Kenarlarını da kestim. 0'a 0 harflerin. Daha sonra arkadaşlar yerimizi ayarlamaya geldi sıra. Şöyle hemen ben size ne ile ayarladığımı söyleyeyim. Bant yardımıyla arkadaşlar, tamir bandı olur, işte aksesuar bandı olur, onların yardımıyla şuradaydı bandımız. Şu bant yardımıyla ben hizalama aldım arkadaşlar. Kullandığım çift taraflı bant ise şu ince olanı, bir de bunun geniş olanı var. Şöyle göstereyim. Ben inceyi kullandım çünkü harfler küçük olduğu için çok fazla kesmeniz gerekir kalında. O yüzden size de inceyi tavsiye ederim. Sanırım o da 0.5 ya da 10 milim falan olması lazım. Eni. Daha sonra arkadaşlar şuraya, şu kısma hizalayarak bant çektim. Bir tane çektiğimde 5 santim gibi bir şey vardı. Şöyle söyleyeyim. Metrenin bittiği yer, yani yukarı kısım. O bana biraz alçak geldi. O yüzden üstüne bir daha çektim. Şöyle hemen hizayı da söyleyeyim. 7.5 santim. Alttaki çizgiye harflerin uzaklığı 7.5 santim. Onu ayarladıktan sonra daha sonra kenarları ayarladım arkadaşlar. Şu görüntüyü alabilmeniz için sağdan ve soldan, şu kısımdan, stoptan şöyle 35 santim gibi bir uzaklığa ihtiyacınız var. Yani 34,5-35 santim civarı sağdan soldan bir hiza almanız gerekiyor. Daha sonra onları yaptıktan sonra aralarına biraz önceki gösterdiğim sarı bantla harfleri koydum. Bandın bitiş yerine, şu 35 santimin bitiş yerine harfi yapıştırdım. Alttan hizaladım. Araya bant çektim. O şekilde devam ettim. Harflerimizin aralığı da arkadaşlar şöyle göstereyim. 5 santim. Şöyle. Hemen hemen hepsi de 5 santim. Bir aralığa sahip. Daha sonra hizalamaları da yaptıktan sonra, yerlerini ayarladıktan sonra bantların arkasındaki ilk başta çekmiş olduğum çift taraflı silikon bantların diğer kısmını da açtım. Harfleri yapıştırdım arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Herhangi bir işte fazlalık olsun veyahut da başka kötü görünen bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça temiz, güzel bir işçilik oldu. Bu şekilde halledebilirsiniz. Ölçüleri verdim. Alttan 7.5 santim. Kenarlardan, sağdan soldan 34,5-35 santim. Harflerin arası ise 5'er santim aşağı yukarı olacak şekilde. Sanırım sadece bir şu N ile E arasında bir 5,5 santim var. Yani bir burada bir yarım santimlik bir fark var. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bütün detayları söyledim. Başka yapmanız gereken herhangi bir şey yok.
Dediğim gibi alttaki kuru yağsını da eklemek isterseniz onu da ona göre ayarlayabilirsiniz. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Bu arada böyle bir video çekmemi istedi arkadaşlar. Gruptaki. Şöyle göstereyim. Club Courier. Facebook ve Instagram'da Club Courier yazarak aratabilirsiniz. Gruptaki arkadaşlar sağ olsunlar. Çok yardımsever kişiler var. Oldukça bütün konularda yardımları dokunuyor. Bir uygulamayı yaptıktan sonra paylaşmıştım ben. Video çekmek aklımda yoktu aslında. Yani o yüzden son haliyle çekebiliyorum. Grupta isteyince nasıl yapıldığını bir video halinde anlatabilirseniz deyince arkadaşlar ben de böyle bir video çekme gereği duydum. Bu şekildeydi arkadaşlar videomuz. Yani hemen hemen tüm araçlarda bu şekilde bir hizalama, ayarlama yaparak bu uygulamayı yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben birazdan daha detaylı göstergesini de eklerim videonun sonuna. Oradan da izleyebilirsiniz.